Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Branş değerlendirme yayınlarına başlayacağız. Sesim geliyor mu? Burak hocam hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Haşim hocam da gelsin. Nasıl gidiyor hocam? İyidir, bir sıkıntı yok inşallah. Yok, çok şükür iyi. Dışarıda bir gürültü var. Ya bir düğün ya bir kutlama bir şeyler. He. Belki sesi geliyordur. Kornalar böyle çalıyor. Yani bir gürültü var ama pek ne olduğunu buradan anlamak zor. Vuvuzela gibi. Ha evet. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim hocam. Hamdolsun. Uğraşıyoruz işte. Yoğun devam ediyor. Kolaylık. Bugün TUS açıklandı. Evet. Aha. Bakalım. Haşim hocam da gelirse. Nasıl size gelen tepkiler, puanlar? Yani biraz şey var sanırım. Yani bu seçimden dolayı biraz insanlar onun stresinde sanırım. Yani bir evet. Tık diğer TUS'lara göre daha şey var. Biraz daha düşük bir tempo var gibi ama herhalde pazartesi saldan sonra toparlar. Zaten yani servis sonuçları açıklanınca daha çok fikirler netleşiyor. Yani şey yaptım etmedim işte başladım başlamadım kazandım kazanmadım vesaire gibi o tip şeylerde biraz daha tercih sonuçları başladığı zaman daha çok insanlar bir karar vermiş oluyorlar. Haşim hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hocam? İyi gidiyor hocam. Ben öncelikle sesim için özür diliyorum. Hastayım iki gündür çünkü. Geçmiş olsun. Sen hastanede misin? Teşekkür ederim. Yok ben evdeyim şu anda. Arkadakini böyle bir ultrason cihazına benzettim ama koşu bandı galiba. Koşu bandı hocam. Onu ultrason cihazına benzettim. Koşu bandı hocam. Siz nasılsınız hocam? İyi misiniz? Transtorasik eko gibi duruyor. İyiyim hocam ben de. Çok şükür bir sıkıntı yok. Burak Hoca gelse onu da yayına alsak. Aslında Doktor Burak hesabını takip az önce vardı zaten geldi aslında da o Cerrahi Akademi hesabından katılmış yanlışlıkla Doktor Burak hesabından katılması lazım. He, siz şu an Cerrahi Akademi hesabından mısınız hocam? Ben şu anda Cerrahi Akademi tamam. Hesabındayım hocam. Tamam siz girdiğiniz için sanırım o da gelsin o zaman başlayalım. İstersen hocam seninle başlayalım. Tabii yani ki. Genel cerrahiyle ilgili yazılır mı, yazılmaz mı? Kimler yazmalı, kimler yazmamalı? Bence en az bir bu kadar o da önemli. Yani evet. Hangi bölümü yazacağın kadar hangi bölümü yazmayacağın da çok önemli. Kesinlikle. Çünkü oraya gittiğinde oranın senin için uygun olmadığını fark ettiğin zaman bu sefer bir istifa süreci başlıyor. Tabii o zaten tekrardan istifa ettim, TUS'a girdim, kazandım, yerleştim falan derken yaklaşık bir yıla mal olan bir süreç oluyor. O yüzden aslında kimler yazmalıdan ziyade kimler de yazmamalı onu da konuşmak lazım. İlk istersen ilk olarak seninle başlayalım. Yani genel cerrahi nedir? Bir cerrah ne yapar? Bu bir cerrahın günlük yaptığı şey şu TUS tercihlerine nasıl yansımalıdır? Böyle dili döndüğünce ilk olarak senden alalım istersen. Teşekkür ederim hocam. Burak hocam da müsaade ederse Burak hocam da ben başlayayım o zaman. Şöyle ki bir kere herkesin bildiği şeyi en başta söyleyelim. Genel cerrahi çok yoğun bir branş. Herkesin bildiği üzere. Ondan sonra bir kere bu yoğunluğu kaldıramayacak birisi bunu yazmaması lazım. Bizim zamanımızda nöbet ertesi izin diye bir şey yoktu. Şu anda nöbet ertesi izin var ama yine de buna güvenip yazmamak lazım. Çünkü bu işin uzmanlığı da var. İcabı var, yoğun ameliyatları var vesaire. Bu işin uzmanlığı da zor. Yani hani söz gelimi şöyle derler ya, hani KBB'nin örnek veriyorum, asistanlığına dayan uzmanlığı kolay.
derler. Genel cerrahide öyle bir şey yok. Asistanlığı da zor, uzmanlığı da zor. Çok güzel bir branş. Gerçekten seven birisi girerse eğer mesleki tatmini de yüksek bir branş. Fakat ben bu sohbetin sonunda söyleyeceğim şeyi başta söylemek istiyorum. Benim fikrim tamamen subjektif fikir. Ne olur kimse yanlış anlamasın. Şu gün itibariyle ben bir tusiyer olsam ne kadar çok seversem seveyim genel cerrah yazmam Türkiye'de. Ben bu subjektif fikrim. Çünkü niye? Verilen bir emek var. Bu emeğin karşılığı olmadığı gibi bir de karşınızdaki hastadan veya hasta yakınlarından kötü muamele görme riskiniz çok fazla maalesef. Çünkü mortalite sayılarının yüksek olduğu bir branş. Hem mortalite hem morbidite ikisi birden. O bakımdan benim bugünkü hakkım olsa illa genel cerrahi ediyorsam ben yurt dışını zorlardım. Türkiye'de Yani ben Türkiye'de yapmam. ihtisas sonra yurt dışı mı gibi mi düşünüyorsunuz? Yok, Türkiye'de hiç genel cerrahi ihtisasına girmeden direkt yurt dışında ihtisasa yerleşmek daha kabul edilebilir, daha güzel bir yol bence. Eğer Anladım. genel cerrahide kişi doktor ısrar ediyorsa. Çok güzel bir branş, hiçbir lafım yok. Ben de asistanlığında çok zevk alarak yaptım. Ameliyatları çok yüksek tatminli ameliyatlardır. Hastanın elinizin altında iyileştiğini görmek size gerçekten mutluluk verir. Yani o mutluluğun bir tarifi yok. Hani bunu edebi şey olsun diye söylemiyorum. Gerçekten böyle. Onu yaşayan biliyor çünkü. Yani söz gelimi bir akut kolestit hastası size karşınıza iki büklüm geliyor. Siz onu 2 saat sonra ameliyata alıyorsunuz ve ameliyat çıkışında Allah razı olsun hocam sizden ağrımı kestiniz. Yani o lafı duymanın yani bunun bir karşılığı yok yani gerçekten. Yani o mide kolon ameliyatlarında duyduğunuz tatmini, o rezeksiyon yaparken duyduğunuz anastomoz yaparken duyduğunuz tatmini hayatın başka alanlarında duymayacaksınız muhtemelen. Eğer bir genel cerrahsınız. Ben tabii genel cerrah gözünden bakıyorum. Bir kalp damar cerrahında bypass yaparken duyduğu tatmini başka şeylerde duymadığını ben biliyorum arkadaşlarımdan. Ben böyle bir giriş yapmış olayım hocam. Cerrahi yazılmamalı Bence Türkiye'de yazılmamalı girişi. hocam çünkü yani karşılığı gerek yok. Tabii Yani. hocam, yani realistik olmak lazım. Yani Tabii. gerçekçi, ülke şartlarının sana sunduğu şeyleri açıkça görmek lazım. Tabii. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii ki, ama Tabii. hani her Estağfurullah. atandığın, ben mesela diyelim ki işte dahiliyeci olarak, yani herhangi bir masa, bir kalem ve birkaç reçete kağıdı yeterli olur. Hani elbette laboratuvar imkanları önemli, ama en azından bir yol çizebilirim. Ama sen diyelim ki cerrahi yapacaksan, çalıştığın yer sana o imkanı sağlamadığı zaman, elin istediği kadar ehil olsun, onu yapamayabilirsin. Yani imkanları çok dar yerlerde olduğun zaman zorlayıcı da oluyor. Yani bir şehir hastanesinde çalışmakla küçük bir ilçe devlet hastanesinde çalışmak da belki bir cerrah için fark yapabilir. Yani konunun ilerleyen kısımlarında belki buna da değiniriz, ama Burak hocam ne der? Hocam sen ne söylersin bu konuda? Hocam ben Genel cerrahinin. şöyle başlayayım. Futbolcu Emre'nin söylediği gibi soru neydi hocam? Şimdi benim bağlantım koptu az önce. Oraya Hocam duyamadım. sorumuz şuydu. Bir genel cerrah ne yapar? Ülke şartlarında genel cerrahinin tanımı nedir? Bütün global olarak, hem mesleki olarak, hem ülke şartlarının sunduğu hekimlik gerçekleri olarak genel cerrahinin tanımı nedir size göre, ve bu tanımlar, sizinlerin yaptığı bu tanım tercihe nasıl yansır? Geriye dönseydiniz siz ne yapardınız veya ne yapmazdınız? Ya da nasıl Anladım. bir yol izlerdiniz gibi. Ya şöyle başlayalım. Bir genel cerrah ne yapar, neyle ilgilenirle başlayalım isterseniz. Çünkü ben mezun olduğum zaman yani genel cerrahinin ne yaptığını açıkçası çok bilmiyordum. Stajımızı yaptık, gittik, gördük. İşte 6 hafta, 8 hafta vesaire. Şimdi genel cerrahi adı üstünde çok genel bir cerrahi aslında. Baştan başlarsak boyundan tiroid, paratiroid bezlerinin cerrahisi. Karında
gastrointestinal sistem, işte kolon kanseri, ince bağırsak ameliyatları, karaciğer ameliyatları, safra yolları ameliyatları, işte safra kesesi ameliyatı vesaire. Bu tarz ameliyatları yapıyoruz. Yine karında böbrek üstü bezi, yine endokrin cerrahisi alanına giriyor. Bunun cerrahisini yapıyoruz. Bu anlamda çok geniş bir alana yayılmış. Çoğunlukla ülkemizde kanser ameliyatları çok yapılıyor. Özellikle kolon kanseri, meme kanseri, işte karaciğer kanseri, safra yolları kanserlerinin cerrahileri vesaire. Bunları genel cerrahi yapıyor. Bu anlamda genel cerrahi çok geniş bir alana hitap ediyor. Bunun avantaj ve dezavantajları var tabii ki. Yani avantajlarından bir tanesi, bu kadar geniş bir alana hitap edince çok geniş bir hasta kitleniz olabilir. Yani bunu devlet şartlarında değil, belki özel şartlarını düşünürseniz daha geniş bir popülasyona hizmet edersiniz. Ama dezavantajı da, ne kadar konu dağılınca, biliyorsunuz, kitap ne kadar kalınlaşınca öğrenmesi de o kadar zor oluyor. Öğrenmek o kadar güçleşiyor. Bizim için de aynı şekilde, yani çok geniş bir alan. Bir yandan bunun yan dalları var. Yurt dışında minimal invaziv cerrahi yan dalı, endokrin cerrahi yan dalı, işte gastrointestinal sistem yan dalı, cerrahi onkoloji yan dalları vesaire yan dallar var. Bizim ülkemizde yan dallar kısıtlı. Cerrahi onkoloji yan dalı var. Gastrointestinal sistem cerrahisi yan dalı var. Ve travma cerrahisi adı altında olmasa bile harp cerrahisi diye bir yan dal var. Bu anlamda kısıtlı. Bizim yoğun gibi bakımı. Genel, evet, bir de yoğun bakım var. Yoğun bakımda tabii tercih eden genel cerrahi uzmanları var. Yok. Dahili uzmanları da yoğun bakım yan dalı yapabiliyor. Evet, evet. Böyle bir yan dal imkanı da var. Bizim gibi çok genel branşlar, yani dahiliye de öyle aynı şekilde, genel cerrahi de aynı şekilde, bir şekilde ucu yan dala dokunuyor. Yani insanlar bir şekilde yan dal yapmak istiyor. Ben geriye döndüğüm zaman tekrardan cerrahi yazar mıydım? Yazardım. Ama Haşim Hoca'nın dediği gibi Türkiye şartlarında hakikaten hekim olmak zorken cerrah olmak çok daha zor. Sizin de dediğiniz gibi ihtisası aldıktan sonra, ihtisası aldığınız yer, zaten muhtemelen ilerleyen konuşmalarda konuşacağız. İhtisası aldıktan sonra atandığınız yerler aynı standartta değil. Bir hastanede en basitinden cerrahi için bir kesi atıyoruz. O kesiyi dikmek için diktiğimiz ip yok. Yani bu kadar bir seviyeye gelmiş bazı hastaneler. Düşünün, bu ip yok. Ben nasıl yapacağım bu cerrahiyi? Bir şekilde başka iplerle vesaire geçiştiriyoruz. Ama imkanlar çok kısıtlı. Devletin imkanları hakikaten, şartlı aramalar, alımlar vesaire, bunlar biraz zorluyor insanı. Çok geniş bir alana hitap ediyoruz demiştik. Bunlardan bir tanesi de travma. Özellikle kurşunlanmalar, bıçaklanmalar, düşmeler, kün travmalar, işte kesici derece alet yaraları, trafik kazaları. Yani her şey acilde genel cerrahı danışılır. Bu anlamda da çok yoğun bir branş. Yani gecesi gündüzü belli olmayan bir branş. Bazı ameliyatlarımız var ki uzun sürüyor. Yani bir 10-12 saatlik ameliyata girdiğimi bilirim. En uzun ameliyatımız. Her an tetiktesiniz. Nöbetçi olduğunuz zaman bir kurşunlanma gelebilir, bir bıçaklanma gelebilir, bir düşme gelebilir, bir trafik kazası, araç içi, araç dışı gelebilir. Bunlara siz müdahale etmeniz gerekiyor. Tabii bir yandan bunlara müdahale ederken bunlara müdahale edebilme yetkinliği de sizde olduğu için bir yandan kendinize güveniyorsunuz. Bu anlamda iyi bir şey. Ama diğer yandan da iş hayatı ve aile hayatını dengelemek açısından da biraz zor oluyor. Geriye dönüp baktığım zaman tekrardan yazardım ama Türkiye'de hakikaten çok zor. Türkiye'de zor. Evet. Peki diyelim ki ben bütün bunlara rağmen gözü kararttım. Yok, yazacağım. Yani ben bu işi yapacağım. Da hangi üniversiteyi yazayım? Yani genel cerrahi yazmak isteyen bir kişi tercih edeceği üniversitede neleri mutlaka sorsun tercih dönemi geldiği zaman? İşte maaşımı sorsun, nöbet sayısını mı sorsun, hangi vakaları yaptığını mı sorsun, asistan ortamını mı sorsun, ya da bunların hepsi toplamda yazılacak bir yeri ne kadar etkiliyor? Nereyi yazalımdan ziyade aslında örnek şey yapmak istediğim, öğrenmek istediğim şey TÜSİAR'lar adına yazarken, İşte bir A kliniğine gittim, B kliniğine gittim. Oradaki abiye, ablaya, daha çok abiye ne sorayım? Nelere dikkat etmesi gerekir? Haşim Hocam, senden başlayalım tabii istersen. Ki.
yine. Sonra Burak Hoca'ya geçeriz. Şöyle hocam, dünya artık minimal invaziv cerrahiye kayıyor. ne kadar bir klinikte ne kadar çok laparoskopik cerrahi yapılıyorsa bence tercih sebebidir. Bence. Onun dışında biraz önce hangi üniversiteyi yazalım dediniz ama ben genel cerrahi yazacak olsam üniversite yazmam. Eğitim araştırma. O üniversite genel yazmam. Olarak dedim evet. Aslında. Az alışkanlığı. Fark ettim ama. ben olsam genel cerrahi yazacak olsam eğitim araştırma hastanesi yazarım. Şimdi tabii eğitim araştırma hastanesi ve üniversite hastanelerinin genel cerrahi olarak kıyasladığımız zaman birbirine avantajları ve dezavantajları var. Ama bunları siz kendi çabanızla kapatabilirsiniz. Bunlar kapanmayacak şeyler değil. Söz gelimi en basitinden üniversite hastanesinde genel cerrahi ihtisası yaparsanız eğer elinizden tutan hoca ve hocalarınız olur. Daha doğrusu daha rahat ulaşırsınız. En büyük avantajı bu üniversite hastanesinde genel cerrahi ihtisası yapmanın. Eğitim araştırma hastanesinde ise bunun eksikliğini yaşamanızla beraber çok vaka görürsünüz. Yani şöyle diyeyim, bir eğitim araştırma hastanesinde genel cerrahi asistanı, kıdemli asistanı olan biri laparoskopik kolistektomi çok rahat yapar. Ama aynı şeyi en azından benim dönemimde öyleydi, üniversite hastanesi asistanı için söylemiyorum. Benim gördüğüm o. Tabii bütün üniversite hastanelerini kastetmiyorum, hepsini almıyorum. Çünkü belli bir pasta var. Bu pastanın bölüştürülmesi lazım. Doğal olarak eğitim araştırma hastanesinde asistana düşen vaka sayısı çok daha fazla. Yalnız son zamanlarda aşırı bir asistan alımı var. Onu da mutlaka bence göz önünde bulundursunlar. Çok çok fazla asistan demek, evet iş yükünün az olması demek. Ama bu genel cerrahide çok tercih sebebi bence değil. Çünkü vaka görmeniz lazım. Bu vaka sadece ameliyat bazında söylemiyorum. Yani genel cerrahın hasta takip etmesi de çok önemli. Bu hep gözden kaçar meslektaşlarımız açısından. Meslektaşlarımızın hep gözünden çıkar. Gözünden kaçar, özür dilerim. Bir genel cerrahı cerrah yapan ameliyatla beraber bence bir hastayı nasıl takip ettiğidir. Çünkü sıvı elektrolit dengesini cerrah bilir. Yani yoğun bakım takibini bir cerrah hastasının yoğun bakım takibi bir anestezisten daha iyi yapması lazım bir cerrah. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları görerek bence tercih yapılması lazım. Dediğim gibi dünya artık minimal invaziv cerrahiye kayıyor. Bunlar çok değerli. Bir klinikte ne kadar çok laparoskopik ameliyat yapılıyorsa bence bu tercih sebebidir. Bir de şöyle çok soru geliyor bize. Hocam özofagus cerrahisi görmek yararlı mıdır? Transplant yapılan yere illa gitmek gerekir mi diye. Genel cerrahi standı sürecinde bu tür komplike vakalar asistana yüktür arkadaşlar. Angarya'dır. Şimdi şu asistanlıkta gördüğünüz her şey sizin ufkunuzu açar. Evet doğru. Ama burada kar zarar oranına bakmak lazım. Bir transplantasyon gördüğünüzde tabii ki sizin ufkunuz açılır. Ama o hastayı takip etmek asistana düşer ve orada harcayacağınız efor sizi hayattan bezdirir. Gerek yok. Bir sürü ilacı var. Yoğun bakım takibi çok sıkıntılı ve çok zor. Bence bunu asistanlıktan ziyade eğer buna ilgisi varsa cerrahın ya yan dalda ya da uzman olarak gideceği çalışacağı klinikte tercih sebebi olması bence daha mantıklı. Böyle komplike vakaların. Özofagus cerrahisi ve transplantasyon gibi. Bunun için artık Whipple girmiyor bence. Çünkü Whipple artık her yerde yapılıyor. Whipple tabii ki yapılsın. Whipple yapılan yere gidin. Onu demiyorum. Ama böyle özellikle çok nadir şeyler yapılan yere illa gideyim. Bunu da görürüm. O bir tercih sebebi bence değil. Kişinin kendi doğasını biraz, kişi kendi dinleyip ona göre tercih yapması lazım. Eğitim araştırma mı, üniversite mi diye. Benim fikrim bu yönde. Hocam çok güzel şeyler söyledin. Özellikle ama mesela bu şey kısmını pratikte hiç görmüyoruz hocam. Mesela benim genel cerrahi servisine hipokalemi için gittiğim çok olmuştur. Ya işte hiponatremi için gittiğim çok olmuştur. Çok yanlış. Çok olmuştur hocam. Yani çok hep yanlış. O şekilde olur. Şeydeki evet. O şekilde gider. Hatta ben mesela şu an işte görev yaptığım hastanedeki anestezi arkadaşlarının bazen şöyle yakınmaları olduğunu duyuyorum.
Ya diyor işte postop hastayı biz alıyoruz diyor. Ondan sonra diyor hani hastayla ilgili diyor. Hani özellikle bir şey var mıdır? İşte direne nasıl takip edelim? Ne yapalım? Ne edelim? Hani evet diyor ben tamam anesteziyim. Üçüncü basamak bir yoğun bakımı yönetiyorum. Ama diyor hani postop bir vakayı aldığımda diyor. Hekimi arıyorum hocam hani dikkat etmem gereken bir şey var mıdır yok mudur ya da senin bir önerin veya bana postop devretmek istediğin bir şey var mıdır diye dediğimde ben hekime ulaşamıyorum diyor. Yani telefonla dahi konuşma olarak ulaşma konusunda bile diyor sıkıntı çektiğim durumlar oldu. Mesela bu konuda anestezistlerin en büyük beklentisi cerrahi branşlardan aslında hastayı ortak olarak yönetmek. Yani ben o an oradaki üçüncü basamak yoğun bakım ihtiyacı için başında duran hekim olarak gereğini yapayım ama hani sen de postop hastanı sahiplen diye bir beklenti var aslında anestezistlerin. Çok da sık da her gün iç içe olan iki branş grubu olduğu için aslında bu anlamda senin dediğin çok önemli. Yani hasta takibi de aslında bir cerrahın yazdığı zaman zihnen kabul etmesi gereken bir şey. Yani ben vakayı yaptım, kapattım, bitti. Hadi o zaman artık gerisi işte dahiliyecilerdir işte ya da işte şeyindir, anestezistindir vesaire falan diye. O şekil davranmamak hekimlik anlamında aslında daha güzel bir şey. Yani dediğim şeyler çok değerli. Bizim hep TUS'ta da vardır ya hocam, mesela çok bir şey olur, çok detay olur ya da işte bir kitap çok detaydır. Senin kitabın aslında olması gerektiği gibidir ama kişi o kitabın detayını eksiklik olarak algıladığı zaman kaynak mı değiştirsem veya işte Ayşe Hoca'nın kitabı yetersiz midir diye bazı soru işaretlerini de sahip olabiliyor. İşte bu o an sahip olduğu soru işareti cerrahiye geçtiği zaman da işte özefagus cerrahisi görmezsem eksik kalır mı gibi dediğin çok spesifik ve daha ileri düzey belki bir bilgi birikimiyle yapabileceği bir ameliyatı gördüğünde ya da bunu illaki görmek isteyerek tercih etmesi asıl bu bahsettiğim şeylerin eksikliğinde yanlış bir tercih sebebi de olabiliyor esasında. Mesela o bizim dahiliyecilerde de çok vardır. Yani hep şunu derler işte Ege'ye çok uç vakalar geliyor. Ya tamam da sen periferde onu Evet. görmeyeceksin ki. Yani Evet. görmeyeceksin. Evet. Yani ben mesela kendi adıma bir insanı eğer öyle bir şey haddim değil ama değerlendireceksen mesela benim için en basit Helicobacter pylori reçetesinde klarifrodisin yazıyor mu yazmıyor mu? Bu ülke şartları için benim için bu bir kriterdir. Ama IGF-2 hipoglisemideki IGF-2 aracını fibrosarkomu atlamış. Tamam atlayabilir. 10 dakikada bir muayene yapıyorsun zaten. Yani hani onu nasıl ve neye göre sorgulayacaksın da şey olarak getireceksin. Hani o açıdan aslında her branş için o dediğin çok doğru bir şey ama anlattığın şey çok güzel ve farkındalık oluşturan bir şey. Hocam Bırak ben hocam sen... Heh, buyur 3-5 cümle hocam. ekleyebilir miyim? Kusura Tabii tabii bakmayın. Bir yok şeyleri yok yok. söylemeyi unuttum. Yok, tabii, hocam sabaha kadar vaktimiz var hocam. Estağfurullah. Hocam o sıvı elektrolit dengesinde söylediğiniz çok doğru. Maalesef çok yanlış olmaması gereken bir şey. Çünkü bizim bir başlığımız var. Cerrahi hastada sıvı elektrolit dengesi. Bir cerrah bunu bilmesi lazım. Eğer bunu sevmiyorsanız kesinlikle cerrahiye girmeyin. Bu bir. İkinci dediğiniz anestezi olayı normalde olması gereken cerrahın anesteziye darlamasıdır. Eğer cerrahi yaptığı hasta o anda yoğun bakımdaysa, o gün yoğun bakıma geçtiyse, olması gereken budur. Anestezist cerrahı aramaz. Cerrah anestezisti darlar. Hocam buna böyle yapalım, şuna şöyle yapalım, idrar çıkışını iyi takip edelim, ağrısını iyi keselim gibi. Bir tane daha söyleyeceğim şey var, çok uzatmadan kira meselesini soracağım ve para. Bizim zamanımızda önemli değildi. Çünkü aldığınız para iyi kötü, büyük şehirde bile olsa geçiminizi sağlayabiliyordunuz. Ama şu anda olan benim gördüğüm yeni gelen asistanlar kendi arasında anlaşıp maalesef büyük şehirlerde 2-3 kişi 2-3 cerrah asistanı ev tutuyor. Maalesef burada da kazandığınız para ve gideceğiniz şehir önem kazanıyor. Bunu da göz önünde bulundursunlar. Çünkü maalesef maddiyat olmadan olmuyor. Yani o Yani da hayatın realist gerçeği. düşünmek lazım tabii. Hayatın gerçeği. Ben de arkadaşlar tercih yaparken şuna dikkat edebilirler. Öncelikle şehir seçebilirler. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir olabilir ya da istedikleri bir şehir. Sonra bu şehirde üniversite hastanesi mi yoksa eğitim araştırma hastanesi mi diye bir ayrım yapabilirler. Bunun ayrımını nasıl yapabilirler? Yani seçecekleri hastanelere mutlaka gitmeleri gerekiyor. Mutlaka orada birileriyle konuşmaları gerekiyor. Yani bu konuşmalarda neler sorabilirler? Öncelikle hepimiz ekmek parası için çalışıyoruz. Maaşı sorabilirler. Mesela üniversite hastanelerinde maaşlar eğitim araştırma hastanelerine göre daha düşük.
Özellikle yani maaşlar aynı ama toplam aldığımız para anlamında işte içine döner sermaye giriyor, nöbet parası giriyor vesaire, şu bu vesaire birkaç kalem para yatıyor. Bu kalemler üniversite hanesinde değişebiliyor. Eğitim araştırma hastanesinde daha yüksek oluyor. Genellikle üniversite hastanelerinde daha düşük oluyor. Yani insanlar parayı da önemseyebilirler. Buna göre tercih yapabilirler. Ya da gittikleri yerlerde vakaya ne zaman başlayacaklarını. Genellikle ilk bir ayda başlatan, yani vakaya başlatan yerler olduğu gibi ilk bir yılda vakaya başlatmayan, servis işleriyle çalıştıran yerler de var. Bunu sorabilirler. Ha tabii birinci yılında vakaya giren ile birinci ayında vakaya giren arasında fark var mıdır yok mudur tartışılır yerine göre. Bazı kişiler der ki vaka sayısının önemi yoktur. Vakayı bilmen yeterlidir. Sen bu vakayı 3 vakada da öğrenebilirsin. 30 vakada da öğrenebilirsin. Eğitim araştırma hastanelerinde vaka sayısı çoktur. Üniversite hastanelerinde sana düşen vaka sayısı biraz daha azdır, kısıtlıdır. Bunun tabii avantaj ve dezavantajları var. Üniversite hastanelerinde belki işin teoriğini, geri planını, arka planını işte hocalardan, profesörlerden öğrenirsin. Daha etkili öğrenirsin. 3 vaka, 5 vaka yaparak işi öğrenirsin. Eğitim araştırma hastanelerinde işin içinde olarak yani 30 vaka, 40 vaka, 50 vaka yapa yapa öğrenirsin. Böyle bir fark var. Bir noktada Haşim Hoca'nın dediği gibi üniversite hastanelerinde hocalar yani bu bir çeşit nasıl diyeyim derneklerde aktif olmakla ilgili bir şey. Üniversite hastanelerinde hocalar var. Eğitim araştırma hastanelerinde uzmanlar var. Şu an yeni yeni doçentler ve profesörler de var ama yine bu doçent ve profesörlerin üniversite gibi bir etkisi yok. Üniversiteler özel olduğu için onların sözleri çok daha farklı geçiyor. Özellikle bu derneklerde ve diğer yerlerde. O açıdan üniversite hastanesine gidenler akademik açıdan daha iyi ilerleyebilirler. Ha eğitim araştırma hastanesine gidenler de akademik açıdan ilerleyebilir. İlerleyemez diye bir şey yok. Sadece biri daha kolay, biri biraz daha zor olabilir. Neler sormaları gerekir? Bizim mecburi hizmete gittiğimiz zaman yaptığımız temel ameliyatlar var. Mesela apandisit ameliyatı, mesela safra kesesi ameliyatı, mesela kasık fıtığı ameliyatı, mesela göbek fıtığı ameliyatı gibi ameliyatlar bizim en temel ameliyatlarımız. Tabii bir de bunların dışında acil vakalara yaptığımız ameliyatlar var. İşte kurşunlanmalara, bıçaklanmalara yaptığımız ameliyatlar, rezeksiyonlar, anastomozlar, tamirler vesaire. Bunları sorabilirler. Mesela bazı üniversite hastanelerine hiç kurşunlanma vakası gelmeyebilir. Hiç bıçaklanma vakası gelmeyebilir. Çünkü üniversite hastanelerini biraz özel oldukları için 112 ambulansları hastaları onlara götürmezler. Çoğunlukla eğitim ve araştırma hastanelerine götürürler. Yani bir hasta bıçaklanacak da kendi ayağıyla giderse belki üniversiteye gidebilir. Yani bir ambulans tarafından götürülmesi biraz nadir. En azından ben İstanbul için böyle söyleyebilirim. Çünkü İstanbul'da bir üniversitenin yanında hemen bir eğitim araştırma da var. Yani ambulans o yola geldiği zaman direkt eğitim araştırma hastanesine dönüyor. Mesela bizim asistanlığımız sürecinde ben bir eğitim araştırma hastanesinde asistanlık yaptım. Yani gördüğümüz kurşunlanma, bıçaklanma sayısının haddi hesabı yoktur. Haşim Hoca da zaten Teksas'ın ortasında yaptı asistanlığı Bağcılar'da. Onun da kurşunlanma, bıçaklanma haddi hesabı yok. Ama bir noktada üniversitede baktığınız zaman bir Cerrahpaşa olsun, bir Çapa olsun. Hani Çapa'nın belki bir tramvay yolunun orada bir durağı olduğu için bir avantajı olabilir ama Cerrahpaşa'nın hiç avantajı yok. Yani hiç gitmez hasta oraya, gidemez. Yanında Samatya var gibi. Şehir tercihi de çok önemli. Ben hani büyük şehirleri tercih etmelerini öneririm. Onu İstanbul bir özellikle, sormuştu Ankara özellikle. arkadaşlardan bir tanesi sormuş. Periferde vaka veren yer mi yoksa büyük şehir mi diye bir soru vardı. Ben Hazır o konuya girmişken arkadaşın sorusunu araya şöyle derdim, katayım dedim. büyük şehir derdim, her türlü büyük şehir derdim. Yani çünkü her türlü imkan hakikaten büyük şehirde var. Yani asistanlığa başlıyorsunuz ama bunun yanında ek getirileri de oluyor büyük şehrin size. Hem sosyal anlamda, hem kültürel anlamda, hem de akademik anlamda. Orada çevre edinebilirsiniz. Bir toplantı yapılır, İstanbul'da yapılır, Ankara'da yapılır, Antalya'da yapılır. Antalya biraz turistik olduğu için. Bu üç şehirde toplantılar yapılır. Ama siz gittiğiniz zaman bir ne bileyim Van'da
Eğitim Araştırma Hastanesi veya üniversite girdiğiniz zaman uçağa veya otobüse binip İstanbul'a, Ankara'ya gitmeniz lazım. Bu şekilde bir şehir tercihi yapılabilir. Peki hocam, bu travma bölümünden ikiniz de bahsettiniz, travma cerrahisi diye. Diyelim ki hocam ben girdim bir üniversite hastanesine, bu bahsettiğin işte fıtığı öğrendim, laparoskopi kolestektomiyi öğrendim, apandisti de öğrendim. Tamam, bunlar iyi ama bahsettiğin gibi işte benim 4-5 senelik bir genel cerrahi asistanlığım içerisinde hiç kurşunlanma gelmedi, o hiç bıçaklanma vesaire gelmedi. O konuda tecrübem az, bitirdim, uzmanlığımı da aldım, Instagram'da da paylaştım uzman oldum diye. Sonra gittim bir mecburi hizmette kurşunlanma geldi mesela diyelim ve o durumda hastanın, yani daha doğrusu doktorun hastayı sevk etmesi, onunla ilgili kendini yeterli hissedememesi, böyle bir senaryoda nasıl bunu yorumlarsınız? Hani bilmesi mutlaka bir şekilde bu açığı kapatmalı mıdır, yoksa tamam yapacak bir şey yok, o saatten sonra bu kişi bunu öğrenemez veya öğrenmesi daha güçtür, sevk etmeye çalışmalıdır gibi. Yani hiç görmedim bu bahsettiğiniz ama gittim travmanın da ortasına düştüm ve her icap nöbetimde, işte branş nöbeti tutuyorsam, kurşunlanma, bıçaklanma vesaire gelmeye başladı. Bu bir eksiklik midir, bunu görmemiş olmak, travma cerrahisini? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi cerrahi eğitimi alan kişiler, yani o cerrahi nosyonunu da alıyorlar. Yani her vakayı görmeleri aslında şart değil bir noktada. Ha, gördükleri zaman tabii ki tecrübe edinebilirler, daha rahat olurlar yaklaşım açısından. Ama görmeleri yani çok da şart değil. O nosyonu elde ettikleri zaman, yani dikiş atmak hepsinde aynı, dikiş atıyorsun. Bağırsağı tamir hepsinde ediyorsun. Aynı tamir vesaire. Birkaç tabii yöntem var. Hani işin incelikleri, ayrıntıları var ama işin nosyonunu öğrendiğiniz zaman bence nereye giderse gitsin bir cerrah her şeye müdahale edebilir. Sadece biraz kendine güven anlamında ilk belki bir yıl biraz rahatsız olabilir. Çok vaka görmediyse. Ama onu da zamanla göre göre tecrübe edinecektir. Ve işler eskisi gibi yoluna girecektir. Ha mesela bir üniversiteyle bir eğitim araştırma hastanesinden mezun bir kişinin hani vaka sayısı anlamında yapma, vaka yapma anlamında, sayı anlamında büyük farklar vardır aralarında ama ikisi de perifere gittiği zaman cerrahi nosyonu aldıkları için ikisi de işlerini gayet güzel yapacaklardır. Gittikleri hastanenin onlardan beklentisi, sen eğitim araştırma hastanesinden gelmişsin, sen üniversiteden gelmişsin gibi bir ayrım yok. Sen genel cerrahi uzmanısın, yapman gereken işler belli. Senden bekledikleri şeyler belli. Ha, hastanenin imkanı vardır, yoktur, orada müdahale edilir ya da edilmez, sevk edilmesi gerekir. O ayrı bir durum. Ama bir hasta anstabilse sen o hastayı sevk edemezsin. Orada her türlü açman lazım. O sırada da tabii biraz heyecan yapabilirsin, tecrüben azsa. Ama zamanla bu da geçecektir bence. Yani o konuda bence endişe edecek bir şey yok. Anladım. Peki nöbet sayıları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Haşim Hoca'dan başlayayım. Yani bir cerrahi asistanlık süresi boyunca mutlaka 10-15, 25 gibi sayılara varan devasa nöbetler tutmalı mı? Çünkü sonuçta nöbet tutuyorsun, bir de bunun ertesi günü var. Gerçi şu an nöbet ertesi var ama hani eskiden hani fazla nöbet tutmanın, daha çoğu insan öyle düşünüyordu, daha geliştirici olduğunu düşünüyor. Peki bu gerçekten sizce böyle midir? Yani 7 nöbet tuttum ama akşam eve gittiğimde en azından gördüğüm hastayı takip etmek için teorik bilgileri de çalışabilecek bir zamanım oluştu demek mi? Yoksa ne gördüysen nöbette görürsün deyip daha fazla nöbet sayısı olan bir yeri mi tercih etmek? Bu açıdan cerrahi bir branşı nasıl değerlendirirsiniz hocam? Hocam bu ikisinin de bir kere dengede olması lazım. Doğru, öyle bir laf var, cerrahi nöbette öğrenilir diye. Evet, yani bir kısım nöbette öğrenilir. Biz 13 nöbette başladık, Burak Hocam da öyledir zannediyorum. Bence 10 nöbetin üstü biraz insani taraftan kayıyor gibi geliyor bana. Tamam, belli bir tecrübeye ulaşana kadar 10 nöbet iyi olabilir. Ama nöbet ertesi izin olmak şartıyla, şu anda da iyi ki o var, nöbet ertesi izin var. Bunu teorik bilgiyle mutlaka pekiştirmek lazım. Çünkü siz o evrensel gerçekliği öğrenmediğiniz zaman kliniğinizin gerçekliğine saplanıp kalıyorsunuz. Belli bir daire içinde kalıyorsunuz böyle. Bu
Bence çok yanlış bir şey. Çünkü siz okudukça görüyorsunuz ki sizin büyükleriniz aslında her şeyi doğru yapmıyor. Yani bir bilgi havuzu var. Bu bilgi havuzuna bütün dünyadan veri akıyor. Siz sadece belli bir popülasyona yani söz zaman. Ha, şimdi hoca dondu. Yanlış öğreniyorsunuz. Ne oldu? Dondu mu? Dondu hocam seninki. Şimdi Ha, sesim geliyor mu? şimdi gayet iyi. Evet, Şu anda son iyi mi? cümleni tekrardan. Evet hocam, şu anda iyi. Son cümleni baştan alabilirsin. Hocam şöyle, bir bilgi havuzu var ve bu bilgi havuzuna bütün dünyadan bilgi akıyor şu anda. Ulaşmak da çok kolay. Eğer siz kendinize bir popülasyonla, söz gelimi kendi kliniğinizle sınırlı tuttuğunuz zaman illaki bazı şeyleri yanlış öğreniyorsunuz. Ve emin olun ki öğrenmemek daha iyi yanlış öğrenmekten. Yanlış öğrenmek çok tehlikeli. Çünkü onu sonradan değiştirmiyorsunuz. Yanlış öğrenmek, bilgiyi de yanlış öğrenmek olabilir. Ameliyat şeklini de yanlış öğrenmek olabilir. Bu bence çok değerli. Yani pratikle teoriyi dengede öğrenmek çok önemli. Hani akşam eve gittiğinizde ya da nöbetten çıkıp eve gittiğinizde 3-5 satır, bir sayfa, 2 sayfa ya da 10 sayfa bir textbook okuduğunuz zaman ya da bir makale okuduğunuz zaman onun size katacağı şey çok değerli. Buna emin olun. Yani cerrahi asistanı arkadaşlarım ya da olacak arkadaşlarım teorik bilgiyi maalesef kenara atıyorlar. Çok yanlış. Bu sizin biraz önce söylediğiniz gibi hipokalemi için dahiliye uzmanını ya da nefroloji uzmanını çağırmak bir cerrah açısından bence namus meselesi. Böyle bir şey olmaması lazım. Bunun nedeni o. Hocam, bir cerrahtan duymak istediğim sözler bunlar. Hocam bizim ilk yani Schwartz açıyorsunuz. Evet, E ilk zaten onunla başlar hocam. Sıraya yani göre başlıyor. o işte Ve travmaya dahili metabolik kitaplara cevap göre de daha şok. detaylı yazıyor. Evet. Tabii ki Evet. yani bir cerrahın sıvı elektrot dengesini bir dahiliyeciden daha iyi biliyor olması lazım zaten. Tezat burada. Zaten hocam, Yani. şok dediğin konu aslında sıvı elektrolitin devamı Evet. yani. Hani açıp hipokalemi bilmeden şoku çalışmak ya, eksik bir şey aslında. Hani oradan Tabii ki. gelirsin en son, hani şokla bütün o hepsinin, bütün sıvı elektrolit dengesinin metabolik sonuçlarını klinik üstünde görürsün işte. Tabii ki. Olaya kalp girer, kardiyojenik şok dersin vesaire. Çok girmeyeyim sizin alana ama o dediğin şeyler hocam çok doğru, çok güzel şeyler. Yani bu şekilde düşünen cerrahi nosyonun herkeste olması bir dahiliyeci olarak en büyük temelim. Çünkü bütün konsere biz gidiyoruz hocam. Hepsi bize danışıyor Ya yani. hocam size şöyle Ben bir söyleyeyim. Özür noktada dilerim. buna Buyurun. karşıyım söylediklerinizde. Şöyle, Schwartz'ı Sabison açtığınız zaman onun içinde kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, ürolojik cerrahi, bunlar da yazıyor. O zaman bizim onları da yapmamız lazım. Öyle değil. Şimdi Türkiye'de işler biraz değişmiş. Yani biz bu sıvı elektroliti biraz dahiliyecilere vermişiz. Yanlış Bir ama. noktada Yani. doğru yanlış farklıdır. İşleyiş bu şekilde dönmüş. Bir noktada sistemin bize getirdiği bu sorumluluk anlamında da insanlar yüklerini paylaşmak istiyor. Yani biz dahiliye konsediyoruz. Dahiliye bir noktada bize bir şey konsediyor. Yani kendisiyle ilgili de olabilir. Mesela bu safra yolları hastalıkları tamamen ortak bir sorun. Çok değişik bir durum. Evet. Yani Taşlı dahiliye mi kolesistit, bakacak, taşsız cerrahi kolesistit. gibi Yani mesela. taş biliyer pankreatit, non biliyer pankreatit. Mesela ya böyle ayrımlar da var. Ama şimdi biraz konumuzdan da sapıyoruz bu konularda. Şimdi insanlar nasıl tercih yapacak, ne yapacak? Evet. Bunları daha şey yaparsak sanki daha şey olabilir. Şöyle sorayım hocam o zaman. Peki genel cerrahi sadece ameliyathaneden mi ibarettir? Poliklinik bir genel cerrahinin neresinde? Hem asistanlık hem uzmanlık bazında. Ben şöyle diyebilirim. Bizim genel cerrahinin polikliniği var. Servisi var. Ameliyathanesi var. Bir de acil nöbetleri var. Yani bir kişi dörde bölünüyor. Ameliyathane, servis, poliklinik ve acil nöbetleri şeklinde. Poliklinik de çok önemlidir. Çünkü hasta geldiği zaman siz hastayı karşılıyorsunuz. Hasta ile ilgili tetkikler yapıyorsunuz. Tanısını koyuyorsunuz. Yani bütün hastalar şey diye gelmiyor. Ya dahiliyeden bana tanı kondu. Ben işte kansermişim. Beni ameliyat et. Sen Bununla gelmiyor. hep herkes böyle gelmiyor. Ha gelse bile sen yine kendi değerlendirmeni yapman lazım. Yine ikinci bir süzgeçten o hastanın geçmesi lazım.
O şekilde değerlendirmek lazım. Ha bizim poliklinik sayılarımız tabii bir dahiliye kadar çok olmuyor. Günlük periferde belki 70, belki 80 hasta bakılabilir. İstanbul, Ankara gibi hastanelerde 100-130 hasta bakılabilir günlük. Ama dahiliyenin periferde bile günlük yani 100'den fazla, 150 hasta falan baktığını duydum. Ha, cerrahi bu şekilde çok yoğun bir polikliniği olmuyor. Bizim işimiz cerrahlık. Evet, çoğunlukla vaktimiz ameliyathanede geçiyor. Ama bu hastaları ameliyathaneye götürürken bunların yolları poliklinikten de geçiyor. O yüzden poliklinik de bizim önemli bir parçamız. Ben az önce bir ekleme yapmak istiyorum. Mesela gidip ne sormaları gerekiyor diye bir şey konuşmuştuk. Haşim Hoca laparoskopiden bahsetmişti. Bir de endoskopi de çok önemli. Yani bir hastanede endoskopi yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Bu da çok önemli. Mesela bazı üniversite hastanelerinde tamamen hocaların şeyinden dolayı ayrılmış. Sadece endoskopi diyelim, gastroenteroloji yapıyor. Ya da cerrahinin de endoskopi ünitesi var. Gastroenterolojinin de ayrı endoskopi ünitesi var. Veya asistana yaptırmıyor olabilirler. Böyle bir durum da oluşabilir. Hani bunu da sorsunlar. Endoskopi de bizim için çok önemli gerçekten. Benim çalıştığım hastanedeki cerrahların bir hariç, bir ikisi hariç hepsinin günleri var. Endoskopileri onlar yapıyorlar. Evet. Yani periferde çok da işe yarıyor o. Çünkü yani bir ilçe devlet hastanesinde gastroenterolog görmemiz için belki bir 10 seneye ihtiyacımız var. Muhakkak. Ama sonuçta endoskopi ihtiyacı oluyor hastaların veya kolonoskopi ihtiyacı oluyor. O hastaların hepsini de şehir hastanesine veya üniversite hastanesine gönderemediğin için Evet. Oradaki bu yükü, yani bu anlamlı yükü genel cerrahi almış oluyor. Bizde de mesela bütün hepsini genel cerrahlar yapar. İyi de bayağı da hasta alıyorlar yani gün içerisinde. Ayşem Hocam sen poliklinik için ne söylersin? Hocam gayet tabii siz teoride aldığınız bilgileri poliklinikte, poliklinik bizim mutfağımız aslında. Yani normalde bir cerrahi asistanlığa başladığında poliklinikten başlaması lazım normalde. Ama tabii biz servisten başlatıyoruz iş yükünden dolayı. O yüzden poliklinik bizim mutfağımız. Orada tanı koyuyoruz, hasta görüyoruz. Ameliyatı hazırlıyoruz. Ameliyat ettiğimiz hastaları görüyoruz. Postoperatifte de görüyoruz. Sonra taburcu ettikten sonra kontrolü çalıp orada görüyoruz. Poliklinik tabii ki çok önemli. Teorik bilgilerimizi orada hastaların üstünde uyguluyoruz. Yani ona göre tetkik istiyoruz vesaire muayene ediyoruz. Hepsi onlar gibi. Poliklinik tabii ki çok önemli. Onun dışında ben endoskopiye bir de ELCP eklemek isterim. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi biliyer pankreatitleri genel cerrahi takip ediyor. Dolayısıyla eğer bir klinikte, asistanlık yaptığınız klinikte ELCP yoksa hem bu hastanın takibinde biraz eksik kalıyorsunuz hem de bütün böyle ELCP ihtiyacı olan hastaları başka bir merkeze sevk ederken efor sarf ediyorsunuz. Çok fazla efor sarf ediyorsunuz. İşin içine uzman doktoru giriyor, yüzün ikisi giriyor vesaire. Hepsinin kapçısı ayrı ayrı. Çok kötü. Mutlaka o klinikte ELCP olması lazım. Hayattan bezersiniz. O kadar diyeyim size. Çok önemli. ELCP ve endoskopi. Yani Burak Hocam çok güzel bir yere değindi. Zaten bunlar da minimal invaziv cerrahinin içinde geçiyor artık. ELCP bir ameliyattır aslında. Yani hem tanısal hem de terapötik bir işlemdir ELCP. Eskiden bu hastaları böyle yarıyorlarmış boydan boya karnını. Yani bu basit bir şey değil. Yani gidip de mesela burada transplantasyon yapılıyor mu gibi bir soru sormak biraz anlamsız geliyor. Yani orayı tercih edecek bir arkadaşımız. Kesinlikle. Hani gidip ne sorması gerekiyor diye konuştuğumuz zaman hani burada transplantasyon var mı? Hani bu biraz anlamsız. Olsa güzel olur. Tecrüben olur. Görmüş olursun. Ama bir noktada yük tabii ki. Ama tecrübe tabii ki. Tecrübe daha ağır basıyor. Ama hani transplantasyon var mı yok mu? Ya da özofagus cerrahisi var mı? Hani olmasa da olur. Ama görsen çok daha güzel olur tabii ki. Olsa çok daha iyi olur. Ama bunlar biraz uç şeyler. Yani daha yan dalın konuları bunlar. Mesela kesinlikle. Robotik cerrahi. Görsen güzel olur. Ameliyatlarına girsen, orada trokarı tutsan ya da ne bileyim asistan portunda dursan iyi olur. Ama asistanken görmen çok da şart değil. Uzman olduktan sonra yan dala oraya buraya gittiğin zaman ya da bir üniversiteye başvurduğun zaman, bir öğretim üyesi olduğun zaman o zaman da görebilirsin. Peki son soruyu sorayım. Sonra da arkadaşlardan birkaç soru alır. Kapatırız. Haşim Hocam, kim genel cerrahiyi yazmasın?
mental olarak ve fiziksel olarak hangi özelliklere sahip kişiler için genel cerrahi uygun bir bölüm değildir? Mesela hocam, bel fıtığı olan yazsın mı? Böyle bir soralım mı? Nasıl hocam? Bel fıtığı olan yazsın mı? Hocam cevabı size bırakıyorum artık. Algoritmayı siz oluşturun. Zaten olmasa da olacak asistan sürecinde. Yani olmasa da olacak. Bel boyun fıtığı şart bizde. Yani. Alırken direkt hocam, varsa hemen. Evet. Hocam bence Türkiye'de kimse yazmasın. Yani bu fikrimi sohbetin başında söyledim. Benim subjektif kendi fikrimdir tamamen. Ama onun dışında uykusuzluğa tahammülü olmayan yazmasın. Ağır çalışma koşullarına tahammülü olmayan yazmasın. Çünkü şöyle bir durum. Ben bir cerrahi standın bir gününden bahsedeyim kısaca. Ondan bahsetmedik. Çoğu yerde ortalama mesai sabah 7'de başlar. Sabah 7'de siz asistan vizite atarsınız. Hastaları görürsünüz, hazırlarsınız. Sabah 8'de de uzman ya da hoca vizite olur. O arada ameliyatına tabii 8 vizitine, hoca vizitine herkes katılmaz. Ameliyatına giden gider, polikliniğine giden gider. Servisçi ve boşta olan asistanlar da böyle kıdemli asistanlar katılır. Ve siz ameliyatçıysanız eğer o gün, yani akşam genelde kaç çıkacağınız bellidir ama haftanın bir günü mesela bir vaka uzar ya da yani kötü bir komplikasyonla karşılaşırsınız. Akşam 8'de 9'da çıktığınız olur. Az değildir bu da yani. Hani yaşadığınız şeyler yani bunlar. Hocam bir aylık sürede kaç gün ortalama 7'den sonra çıkarım diyeyim. 7'den sonra diyeyim hatta. 3-4. 3-4 gün çıkarsınız. Her ay 3-4 gün. Yani haftada bir gün ortalama çıkış saati gecikir. Gibi 0.75 diyelim haftada. Her hafta olmuyor çünkü. Karşıma bir de hocam, şöyle bir durum var. Sömer asistan da dahil mi buna? Dahil. Şöyle ona söyleyecektim şimdi. Çünkü bu da denk gelir. Nöbetçi asistan ya da nöbetçi uzman aşağıda vakadadır. Siz de servisi devretmekle yükümlüsünüz tabii nöbetçi gibi. Beklersin. Beklersin hocam. Her çok türlü tatsız beklersin. Bir şey hocam. Tatsız bir şey maalesef. Yani bunun aslında o bir düzene koyulması lazım ama biraz yani katı ve hiyerarşiden insanların kendini gereksiz tatmin etmesinden dolayı kaynaklanıyor. Ben böyle deyince bana kızıyorlar. Sen de şey dostusun diye, söz gelimi çömez dostusun diye. Ondan sonra yani ağır çalışma, yani bir işçisin sen aslında. Baya baya işçi gibi çalışıyorsun. Yani bizim Ege'de şey vardır hocam, organ nakli servisi, nefroloji organ nakli ve karaciğer organ nakli servisine, nefroloji bölümüne ek olarak bir dahiliye asistanı, karaciğer nakil bölümünde de bir tane gastrodan şey olur, asistan olur. Aslında hastaların hepsi genel cerrahinin üzerindedir ama biz de orada hem hoca hem bizim nefrolojiden ve kardiyo şeyden gastrodan hoca gelir vizit atar. Hem de biz de o hastaların sonuçlarına vesaireye falan bakarız. O yüzden bir ay boyunca orada rotasyon yaparken aynı servisi kullanıyoruz. Ben her sabah gittiğim zaman benim ortalama işte gidiş şeyim 8.45'e falan doğruydu. Ben 8.45'te gittiğimde bunlar 7'de gelmiş. Bir sıra halinde dizilmiş ve tek tek kendi hastalarını kıdemliğe eksiksiz bir şekilde anlatma gerginliği içerisindedilerdi. Ben böyle onların yanına tıkırı tıkırı tıkır böyle gidiyordum. Yani kendimi böyle şey hissediyordum. Hani orada değilim ve orada olmamanın mutluluğunu hissediyordum. Çünkü benim için çok tatsız bir şey. Yani 7.30'da bir tane kıdemliğe işte abi sot gibi şu geldi. Çok, yani hiç şey yapmadığım bir şey. Yani hiç böyle içinde olmak istemediğim bir şey ama o ortamında öyle bir şey var. Hatta oradaki uzman bana dedi ki sen de gel dedi. Ben dedim senin asistanın değilim dedim. Ondan sonra böyle tamam peki dedi, gitti. Lan dedim şimdi ben acaba yanlış bir şey mi dedim diye. Çıktım bir üst katta bizim kıdemliler vardı yoğun bakımda. Dedim ki o zaman çok iyi hatırlıyorum. Halil ile Damla abla vardı. Dedim ki ya aşağıda adam bana sen liste gel dedi. Ben dedim ki yok ben gelmiyorum senin asistan değilim. Bana bir şey olur mu orada diye. Hani bir şey yapabilir mi diye. Ona dedi ki yok sen bizim asistanımızsın sana bir şey diyemez biz de gitmene gerek yok. Böyle bir uygulamamız yok çünkü. Hani adam beni de o 7'de oraya bir dahi bir asistan olarak tutmak istedi yani. Ama şey yapmadım hani tutmadım ama hani bir tırsmadım değil. Yani acaba gelmek zorunda kalabilir miyim diye. Ki ben hani öyle bile olsa sonuçta bunu bir ay boyunca yaşamış olacağım. Ama belki servise bir sene boyunca bunu yaşamış oluyor. Tabii. Hocam, bence arkadaşlar tercih ederken sabah 7 akşam 7 gibi akıllarına tutsunlar.
Hani bunu kabul ederek gitsinler. Evet, bunu kabul ederek gitsinler. Bazı klinikler hakikaten akşamın ucu yok yani, ucu açık. Kaça kadar orada duracağım belli olmuyor maalesef. Hocam bu bir kısaca söylemek gerekirse cerrahi bir yaşam tarzı. Ağır cerrahi işte genel cerrahi de böyle, ortopedi de böyle, kalp damar cerrahisi de böyle. Bunları seçerken siz bir hayat tarzı seçiyorsunuz. Cerrahi bırak. Başlarda böyle. Evet. Tüm evet. Dünyada böyle aslında. Mesela YouTube'da baktığınız zaman işte bir genel cerrahın bir günü gibisinden videolar var. Adam orada saat 4'te kalkıyor. 3.30'da kalkıyor. Evet. 4'te kalkıyor. Ya tabii onlarda biraz yaşadığı şehirle çalıştığı yer arasındaki mesafeler de var. Yani arabayla vesaire gidiyor vesaire, ama yani orada da yine erken kalkıp işe erken başlama. Yani bir cerrahinin meselesi bu. Çünkü servis işleri bitecek de ameliyathaneye gidecek. Ne kadar erken ameliyata başlarsa o kadar iyi onun için. O kadar erken çıkabilir akşam gibi. Evet. Yani erken çıkmak motivasyonuyla gün içinde daha fazla çalışmış Tabii. oluyor. Tabii. Gibi. Ben şimdi yorum yapma kısmını da açtım. Birkaç tane de varsa eğer sormak isteyen, soru sormak isteyen, merak ettiği noktalar varsa hazır. İki uzman birden buradayken Hocam ben bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii ekle hocam. arkadaşlar Tabii sorularını sorsunlar. tabii hocam. Bizim Senin soru gelmedi zaten. Şey yapabilirsin. Ekleyebilirsin hocam. bu da hayati bir şey bence. Onun için söyleyeyim. Bizim ismini vermeyin. Çok sevdiğim bir hocamın bir lafı var. Çok doğru bence, genel cerrahi özetliyor. Ben iyi bir cerrah oldum ama iyi bir eş ve iyi bir baba olamadım. Çoğu cerrah da olamaz. İkisinden birini seçmek zorundasınız derdi. Tabii bu aslında genel kaide olarak söylenmesi bence yanlış. Çünkü onun asistanlık ve uzmanlık yaptığı dönem çok da çetrefilli, çok da çetin şartlar altındaydı. Ama hani hayat tarzı seçiyorsunuz dedim ya, biraz da arkadaşlar bu açıdan baksınlar. Hani ben cerrah oldum, şöyle havalıyım falan. Genel cerrahi bakın, tekrar söyleyeyim. Çok güzel bir branş. Yani çok, çok tatmin seviyesi yüksek. Çok kaliteli bir branş. Gerçekten. Boş beleş bir branş değil. Yani diğerleri öyle diye demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ya şunu söylemek istiyorum. Tıbbın en temel branşlarından biri hocam. Yani ne? Dahiliye, pediatri, genel cerrahi, kadın doğum. Değil mi? Dördü. Doğru. Genel cerrahi de onlardan biri. Yani Yo, demek istediğin çok net anlaşılıyor. Aslında sen evet. Türkiye'de getirilen noktayı, yani Türkiye'deki genel cerrahi üzerine oluşturulan, sağlık sistemi üzerine oluşturulan algıdan farklı bir genel cerrahi olduğunu ifade etmeye çalışıyorsun. Evet, Yani demek maalesef. istediğin oydu. Bir tane soru geldi. Kadınlar yazmalı mı diye. Bu soruya cevap verirken çok dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Hocam, Burak hocam, Yani sen bir cevap vermek istersin. Burak, bunun da cevap Burak hocadan alabiliriz. Ya bu iş, şimdi kadın erkeği yok tabii ki. Ya tüm dünyada kadın cerrahlar da var, erkek cerrahlar da var. Mesela bizim Evet. kliniğimizde her kıdemde bir kadın asistanımız vardı. Belki de bir kadın olduğu için yazılıyordu. Mesela hiç kadının olmadığı cerrahi klinikleri de var. Hiç kadının olmadığı cerrahi kliniğine belki bir kadın gitmek istemez gibi düşünülebilir. Bizim asistanlık yaptığım yerde her kıdemde en az bir tane kadın asistan vardı ve kadınlar da geliyordu. Hakikaten onlar da çalışkandılar. Ben hiç aralarında böyle işten kaçan bir insan görmedim. Hatta bizden çok daha iyiydiler. Çünkü onlar bir noktada şey görülüyor. Hani bu kadın gibi, ya bunun dertleri çok vesaire gibisinden görülüyor. Belki de o yüzden kadınlar dört elle sarılıyor bu işe. Yani bizden bence çok daha iyiler bu konuda. Yani öyle bir ayrım yapmaya gerek yok. Kişi istiyorsa durumun gerçekliği içerisinde düşünerek de karar verebilir. Tabii ya, Hocam ben burada gittiği araya... klinik de çok önemli. Hani onu kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bu var yani. Hani orada, çünkü bazı Maalesef klinikler öyle şeyler var. Yani var. kadın gidiyor, gebe kalmayacaksın diyen klinikler var. Yani bunu duyuyoruz. Kadın doğum için de aynı şekilde. Evet. Yani bak, gelirsen gebe kalırsan sana mobbing yaparız. Ya. Maalesef bunlar gerçekler. Maalesef. Yani Evet, olan gerçekler bu. hocam. Bir, ya Gerçeği birileri bunu konuşalım. duyuyor. Aynen. Birileri bunu Tabii, duyuyor. tabii, Birileri gittiği tabii. zaman bununla yüzleşiyor ve bununla mücadele etmek zorunda kalıyor. Yani ben isim vermeyeyim. Bizim tıp akademisi eğitmenlerden birinin eşi kadın doğumcu ve gebe kaldığı için kadının burnundan getirdiler. Hani maalesef birileri bunu yaşıyor yani. O yüzden olan şeyler bunlar. Doğru. Hocam bir şey daha söylemem lazım burada ben.
bilimsel olarak kadınlar uykusuzluğa biraz daha az dirençli erkeklere göre. Çünkü uykusuz kaldıkları zaman hormonları gerçekten şaşırıyor. Bunu da dikkate alsınlar. Kadınlar yazacakken. Sizin söyledikleriniz ayrı bir şey. Mobbing davası, işte hamile kalmayacaksın baskısı vesaire. Onlar hepsi maalesef gerçek. Yani toz pembe gözlüklerle bakmaktan ziyade biz burada gerçekleri konuşmakla yükümlüyüz. Biz bunları gördük çünkü. Yani hani bu işin kadın erkeği yok deyip kesinlikle yazmasınlar. Yazacakları yere kesinlikle gidip görsünler. Yani pediatri veya dahiliyede bir kadın doktora bunu sormuyorlar. Yani gebe kalacak mısın, kalır mısın vesaire gibi bir şey sormuyorlar ama özellikle kadın doğumda ben bunu çok fazla duydum. Oralarda özellikle soruyorlar bunları. Soruyorlar hocam. Soruyorlar. Bir soru Maalesef. vardı. Hatta aslında konuştuk ama genel cerrahiyi, bir genel cerrahı hayatı boyunca yapacağı genel cerrahlıktan maddiyat ve para mutlu edebilir mi? İyi cerrahsa edebilir. İyi Eder de cerrah hatta. olduğu zaman Tabii yani eder. isterse eder hocam. İsterse eder. Ama 40 yaşından sonra. 40 Yani yaşından şöyle bir şey sonra. var. Olsun, Yani olsun. doktorların kazandıklarını çocukları yer zaten. Herkes biliyor bunu. Evet. Bunu bilerek gireceksiniz. Şu an pek çocuğumuzun yiyeceği kadar kazanmayacak olsak da hocam, en azından hani kendimiz yiyebiliyorsak ona okey Tabii gibiyiz. bizim bir uzman abimiz vardı. Şöyle derdi. Biz derdi evimizi arabamızı aldık. Bizden sonrakiler arabasını aldı. Siz hiçbir şey alamıyorsunuz derdi. Evet. Ama Hakikaten gerçekten öyle biz hocam. hiçbir şey alamıyoruz. Maalesef. Öyle. Yok mümkün değil Maalesef. asistan maaşıyla unutun araba. Ben ilk asistanla başladığım zaman kendim aldım, araba aldım yani. Şu anda mümkün değil bir asistanın kendi başına araba Evet. alması. Mümkün değil. Zor. Evet. Başka da soru gelmedi. Hocam sizin son olarak eklemek istediğiniz ne var Burak hocam? Hocam Senden alalım, sonra Haşimoto'dan alalım. şöyle olabilir. Acille ilgili tekrardan bir şey söylemek istersem perifere geldiğiniz zaman veya perifer de olmasa şart değil. İstanbul'da olabilir bir eğitim araştırma hastanesi, bir üniversite. Genel cerrahinin acili çok fazla. Mesela karın ağrısı, akut batın bizim en temel acilimiz. Ve hastalar çok fazla geliyor. Acilden çıkmayabilirsiniz bu açıdan. Hani eğer diyorsanız ki bana çok kons gelmesin, ben çok konsültasyonlara bakmak istemem diyorsanız genel cerrahi bu açıdan yanlış bir tercih olur. Çünkü çok Evet. konsültasyon gelir, çok karın ağrısı hastası gelir, apandisit en sık görülen akut batın, safra kesesi iltihabı, akut kolesistit, kolanjit, çoyu buyu. Yani hasta çok fazla. Çok Bizim fazla. alanımız çok geniş. Acile Evet. gelen hastalar çok fazla. Çok fazla yatış yapıyoruz. Özellikle ülkemizde kurşunlanması, bıçaklanması çok fazla. Trafik kazası çok fazla. Acile bunlar çok geliyor. Çok gelir. Hani bunu düşünerek yazabilirler. Mesela şu an periferde icap nöbeti tutuyoruz. İcap nöbetinde de hani aranıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz vesaire. Hani çok da rahat değiliz o anlamda. Bunu da düşünmeleri gerekiyor. Yani sadece ben uzman oldum, bitti gibi düşünmesinler. Bir de bunun mecburi hizmeti var. Gittiği yere Tabii. göre gün sayısı değişiyor. 300 günle 600 gün arasında değişiyor. Yani bunu da düşünebilirler. Ben mecburumu bitirip özele geçeceğim gibi bir düşünceleri olabilir ama her şey o kadar kolay olmuyor. Olmuyor. Evet. Da Onu Düşünmeleri siz gerekiyor. yaşıyorsunuz çünkü o anda. Evet. Yani. Hocam genel cerrahi illa yapmak istiyorlarsa yurt dışında yapsınlar. Söz, yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani Şu yurt anda dışı şöyle içinde hocam. Amerika çok zor hocam, eğer öyle dersen. Amerika'da Amerikan olmayan kişilerin cerrahi branşlara seçilmesi çok zor. Özellikle cerrahi Almanya'da branşlar. Çok doğru evet. hocam. Özellikle cerrahi branşlar. Evet. Yani Amerika Kanada'da değil. mesela imkansız gibi bir şey. Yok Kanada kabul alımını daha kolaylaştırdı. İngiltere var, Almanya var. Ha, Seçenek çok istedikten sonra. şöyle tabii ki örnekler var. Girenler var. Tabii. Hani Türk olup, Türkiye'li olup Amerika'da genel cerrahide asistan olanlar var. Ama onların da Evet. CV'sine bakarsanız neler yaptıklarını görürsünüz oraya girmek için. Doğru. Doğru. Yani O zaman burada şöyle düşünmek lazım. Yani cerrahi branş yazacak olan arkadaşlar en iyi ihtimalle asistanlık sürecini Türkiye'de bitirecek ve uzmanlık diplomasını Türkiye'de alacak şekilde
bir kabulle yazmış olsun. Ha adam arada basar Kanada'dan kabul alırsa ne ala bir sıkıntı yok. Ola ki alırsa diyelim. Alamaz. Türkiye'de genel cerrahi uzmanı şeyini Amerika ve Kanada tanımıyor. Hayır, onun için dedim Almanya'ya gidebilir. Almanya olabilir. İngiltere ile ilgili bir fikrim yok. Uzmanlığı kabul ediyor mu diye. ediyorlar. Kabul İngiltere etse diyor. de board sınavları vardır muhtemelen. Var Onlara board girmesi sınavı vesaire ama gerekir. çok zor sınavlar değil. Muhtemelen. Yani ama Kanada ve Amerika bizim buradaki uzmanlığımızı kabul etmiyor. Evet, etmiyorlar. Stepleri geçmesi lazım. Gene okuyacak. Şöyle Mikrobiyoloji çalışacak, biyoistatistik çalışacak, hocam, biyokimya çalışacak. Kanada için Stepleri şöyle bir şey var, geçecek. onu söyleyeyim. Kanada'da fellowship yani yandan programlarına kabul olabiliyorsunuz. Ondan sonra bir başvuru süreci başlıyor. Match süreci başlıyor. İş başvuru süreci başlıyor. Ona da kabul alma şansınız var. Az değil. Kanada için konuşuyorum. Yani direkt gidemiyorsunuz, evet. Ama fellowship programları vasıtasıyla gidebiliyorsunuz. Kanada için böyle bir şey var. Ama Amerika bu konuda tabii daha çok daha disiplin. Ya yani çok daha katı. Onu söylememem. Benim bu kadar karamsar konuşmamın altını bir 2 dakika doldurmak istiyorum, müsaade ederseniz. Maalesef burada tabii işin, yani bizim işimizin ucu hep siyasete dokundu arkadaş. Yani son senelerde nerede siyasi bir şey var, hep ucu bize dokunuyor. Yani ilgilenin veya ilgilenmeyin. Çünkü Türkiye'de de olmak üzere dünyada maalesef bir popülizm salgını var. Yani ve bu popülizme ilk yem edecekler hep sağlık sektöründen oluyor. Yani dünyada da bu böyle. Sırf Türkiye, ama Türkiye'de o kadar çok fazla ki dünya ile kıyasladığınız zaman onlar pamuk şeker kalıyor yani. O yüzden benim ısrarım bu. Popülizme kurban gideceksiniz. Ve bu bir A kişisi, B kişisi değil. Bunu herkes yapacak. Bunu söylemlerden de görebilirsiniz. Yani ben burada siyaset konuşmuyorum, yanlış anlamayın. Ama direkt hayatımızın içinde bize direkt dokunuyor. O yüzden buna dikkat etsinler. Benim yurt dışı dememin sebebi o. Cerrahi yapacaklarsa eğer. Burada kalanlar için bence cerrahi yapılacak tek şey plastik cerrahi. Bence. Ya da KBB de olabilir. Tabii ki. Yani. Onun için söylüyorum. Yani biraz daha böyle geniş baktığınız zaman aslında benim dediklerim altı çok, burada konuşsam sabaha kadar konuşurum ama o kadar uzatmak istemiyorum. Yani siyasetin direkt içindesiniz arkadaşlar. Başka Çünkü onlara ama bir gün, evet. başka bir gün off the record diye bir yayında yapılabilir hocam. Haşim hocamdan o şeyi aldım. O elektriği aldım. Bir de şey Yani doğru derler ya Haşim aslında Hoca. hepimiz farkındayız hocam. Yani ben mevcut sistemde herkesle karşılaştırılıyorsun şey olarak, meslek olarak. Evet. İşte A, B, C mesleği isimle ve meslek ismi de vermeyeceğim. Başka yere çekilmesine fırsat vermemek için. Tabii tabii İşte tabii. A mesleğiyle doktorlar, B mesleğiyle doktorlar, C mesleğiyle doktorlar, D mesleğiyle doktor. Yani sürekli bir kıyas var ve bu kıyasın da sana karşı yani sana derken meslektekilere karşı da Gayet tabii. bir nefreti içerisinde körüklüyor. Yani Hem benim herkes için. Yani. Herkes bunu söyleyebiliyor. Yani bir adam doktora küfrettiği zaman doktora küfretmiş olmanın verdiği hazzı çok yüksek düzeylerde yaşıyor. Yani Evet. gittim işte bir genel cerrah vardı dedim ki ulan sen de adam mısın dedim çıktım ya o ona 3 gün 5 gün 3 ay geçiyor ya ben bunu mesela görüyorum yani kendim poliklinik yaparken de ederken de ya istediği bir şey olmadığı zaman sana istediği şeyi söyleyebiliyor. Evet. Ve sen ona bir cevap verdiğinde sen benimle böyle konuşamazsın. Hasta psikolojisinden anlıyor musun diye. İyi de sen yani az önce ne yaptın? Hasta gibi Evet. mi davrandın acaba? Dediğin gibi aslında yani Popülizm. konuşacak çok şey Popülizm var hocam, da popülizm. konuşacak Popülizm. çok nokta var. Çünkü sizin oy Onları hakkınız belki başka az. bir yayında Çünkü da konuşabiliriz. bizim oy hakkımız az. Yani onların oy hakkı çok fazla. Evet. Tamam. Yem edilen biziz. Çünkü bir ağırlığımız yok. Ve bu Maalesef. burada bence ağırlığımız yok derken yani sayısal olarak yok. Burada bence en büyük suçlu doktorlar, onu da söyleyeyim. Yani neyse, başka bir yayında bunu konuşalım. Çünkü çok Tamam. tahsilatı var yani. Son şöyle yapalım hocam. İyi bir kapanış olması açısından şimdi yeni döneme de başlıyoruz artık. Bugün TUS'ta açıklandı. Bence Evet. arkadaşlar artık yani kendi kafalarında büyük bir kitle aslında bir fikir oluşturuyor. Yani devam mı tamam mı? Bunun bir cevabını vermek gerekiyor bu noktada.
Hani eğer tamam arkadaş ben güzel de bir puanımı aldım. Emeği geçen arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim deyip devam eden bir şey tamam diyen arkadaşlar için bir sıkıntı yok. Ama arafta kalan veya işte yazsam mı yazmasam mı vesaire biraz bu şeyleri netleştirmek gerekiyor. Mesela bugün ben çok sayıda şöyle branş aldım, soru geldi mesela. Hocam biyokimya mı yazayım, patoloji mi yazayım diye. Şimdi ikisi bambaşka şeyler. Biri temel bilimler, biri cerrahi bilimler. Yani çok başka. O yüzden bu kafa karışıklığını azaltmak için biraz mesai harcamaları lazım arkadaşların. Yani artık çalıştığınız yerdekilere mi sorarsınız, işte bizlere mesaj atarsanız biz bildiğimiz şeyleri aktarmaya, anlatmaya çalışırız veya işte bir şekilde bazı şeyleri netleştirmek gerekiyor yani akışına bırakmadan. Ha ben evet ben işte atıyorum ben cerrahi yapamam, kadın doğum da hiç düşünmedim diyen işte dermadır, cildiyedir, FTR'dir, dahiliyedir o gibi branşlara hedefle. Yani bir skalası olan insanlar eğer bu tuzda o skaladaki bir branşa ulaşamıyorlarsa ve evet ben bir daha gireyim. İşte bunun çok faktörü de olabilir. Mesela kişi hiç çalışmamıştır, düzgün çalışmamıştır ama çalıştığında yapabileceğine olan inancı tamdır. Bu inancı da değerlendirmek gerekir. Yani ben tamam çalışamadım aslında bir 6 aylık işte çıkan durumlar oldu vesaire depremiydi vesaireydi falan. Evet yaşadık o tip şeyleri maalesef ama aslında çalışabilsem daha iyi bir sonuç alabilirdim'i taşıyan, bu inancı kendi içinde taşıyan insanlar bence bu inanca sahip çıksınlar. Çünkü istemediğim bir X bölümünü yazıp istifa sürecini yaşadığında kafadan zaten bir yılın gidiyor. Herkes ilk sınavda ilk şeydi. Ben üçüncü TUS'ta kazandım mesela. Olabilir, hiç sıkıntı değil. Hepsi bir deneyimdir. Bir TUS daha deneyebilir. Yeter ki çalışabileceğine olan inanç, bunun tersi de geçerlidir. Yani ya arkadaş benim daha hakikaten yani dönüp kitaplara baktığımda 3 gün daha fazla çalışacak ne gücüm var ne mecalim var. Bir puan aldım, bu puan düşer mi düşmez mi? Bunun ayrımını çok sağlam ve çok düzgün bir şekilde yapmak lazım. Velhasıl kelam günün sonunda devam edecek olan arkadaşlarla ilgili tıp akademisinin genel cerrahi eğitmenleri olarak sizler genel cerrahi eğitim paketiniz ve kitaplarınızla ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Sizden genel cerrahi çalışalım mı? Bu da Aşım hocam hayırdır diye düşünüyorum. Burak Hocam'la biz o kitaba çok emek verdik gerçekten. Evet biliyorum hocam. Hatamız, pardon özür dilerim. Hatamız yok demeyeceğim ilk baskı çünkü. Bunu dersem yalan söylemiş olurum. Ama o kitapta 176 sayfa indirebilmek için verilmiş çok ciddi bir emek var. Hata olarak bilgi değil de yazım hatası Evet. anlamında. Yok, Yani hata bir derken şöyle yani eklememiz gereken şeyleri biz zaten çıkarttık Evet. ama şey majör bir şey yok. Yanlış Yok. anlaşılma olmasın. Evet Ama onu. ekleyeceklerim yani her zaman geliştirilebilir olmak lazım zaten. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani ben Hı. PewDiePie bütün soruları yaptırabilir bir kitap demiyorum. Öyle bir kitap olsa 2000 sayfa olur. Evet. Şartsa bir son Ya 2000 bizim sayfa çünkü. kompakt kompakt bir kitap yazdık. Kompakt bir kitap evet. Videolarımız da yine kompakt. Videolarımızda ı'lar, o'lar, bekleme süreleri, ı'lar, e'lar, o'lar yok. Her şey dümdüz bir şekilde anlatılıyor. O yüzden bizim bu videoları bir yarım saatlik video için biz 1,5 saat uğraşarak o videoları kestik. Aralardaki o Hatta belki beklemeleri daha vesaire. fazladır. Belki daha da fazla olabilir. Uğraşa uğraşa yaptık. Kısalta kısalta. Sırf Çok kesmesini kompakt. diyor. Evet. O açıdan ben tabii ki tavsiye ediyorum. Yani ben zaten kitabın yazılış aşamasına şahit biriyim. Evet. Son revizyonlar yapılıyorken ben Eylül kampındaydım o zaman. Cerrahi Hoca grubunda Yavuz Hoca ile sürekli işte 110. sayfa, 90. sayfa, 76. sayfa sürekli bir sayfa sayfa araştırılıp sayfa sayfa didik didik edilerek aslında bir emek verilmiş oldu. O konuda Yavuz Hoca'nın da çok ciddi desteği var. Hepimizin Evet. üstünde çok Sağ ciddi olsun. desteği, çok ciddi emeği var. Evet. Buradan ona Sağ olsun da gerçekten. teşekkür Evet. ederiz. Dediğiniz gibi yani her soruyu yaptırmak amaç olduğu zaman Schwartz gibi tuğla gibi bir kitap yazman gerekiyor ki o zaman bile yaptıramayabilirsin. Yani Tabii ki. sonuçta hani bugün TUS'un birincisini de bir sürü yanlışı vardı işte 23 tane temel bilimlerden yanlış hatırlamıyorsam 7 tane de klinik bilimlerden. Yani bu işin doğası bu. Yani o yüzden hiçbir eğitmen olarak bir branşla ilgili ben full'e yakın soru yaptıracağım motivasyonu doğru bir eğitmen motivasyonu değil zaten. Biz bunu kendi içimizde konuşuyoruz. Belki bu kısmı çok TUS yerleri
şey yapmıyor ama en azından kendi mutfağımızı biraz gösterebilmek adına. Yani 30 tane de aile sorusunu 30'unu da yaptıracağım. Ya adam tuttu dedi ki Babezya Mikrotin'in kötü prognoz kriterleri nelerdir dedi. Şimdi ben o zaman Babezya Mikrotin biliyoruz kenelerle bulaşan bir şey ama bunun kötü prognoz olduğunu gösteren kriterler mi varmış? Bunu o zaman öğrendik. Aslında bir bazı sorular da böyledir. Yani soru sorulur, sen öyle bir durum olduğunu öğrenirsin. Şimdi hepimizin mesela pediatriler çok iyi bildiği işte trinikleotit tekrarıyla giden hastalıklar. Ama mesela bunun aslında geçmişinde şöyle bir şey vardır. Trinikleotit tekrarıyla giden hastalıklar ilk sorulduğu zaman insanlar dediler ki böyle bir hastalık grubu mu var? Sonra şimdi hepimizin bildiği bir şey olmuş oldu. Ama aslında bazı soruların çıkış noktası ona dayanıyor. O yüzden bir eğitmen için bütün soruları yaptıracağım motivasyonundan ziyade örneğin mesela işte ya ben adama ITP ile DİK'i ayırt ettirebileyim, TTP ile HÜS'ü ayırt ettirebileyim veya işte sizin için düşününce işte ya adam akut kolanjitle koledokolitiyazisi ayırt edebilsin mantığı. Yani aslında bu noktalar çok kritik oluyor ki zaten sen bunları yaptığında sınavı kazanabiliyorken çok uç sorulmuş bir soruyu yapamadığında sınavı kaybetmiyorsun. O yüzden kişilerin de çalışırken hani obsesyonu çok minimuma indirgemeleri gerekir. Çok fazla obsesif olmamak gerekir. Çünkü sadece genel cerrahi çalışmıyorsun. Sadece dahiliye çalışmıyorsun. 11 tane ders çalışıyorsun. Ve her birinin kendi textbookları tuğla gibi textbooklar ve aslında sen o müfredat içinden bir sınava girmiş oluyorsun. Yani çok devasa bir sayfa sayısına denk geliyor ve o tip bir sayfa sayısından cerrahi gibi bir branşı da 176 sayfaya indirebildiğiniz için elinize emeğinize sağlık diyorum hocalarım Eyvallah. sizler için. Eyvallah. Eyvallah. Tamam hocam o zaman bir saati de geçmişiz zaten. Benim Bu yayını ben... son söyleyecek bir şeyim var. Onu Buyur söylemem hocam. lazım. Unuttum. Buyur hocam. Hocam, benim bu kadar söylememe rağmen hala genel cerrahi yazılı kullanan arkadaşlara bir önerim var. Çok önemlidir. Mutlaka kliniği çalışırken, aktiften, canlıyken görsünler. Mesai saat içinde ve mümkünse bu çok değerli. Değerli bir öneri bence. Bir nöbete kalsınlar hocam gece. Çok Gece bir doğru, nöbete evet çok kalsınlar. değerli. Yani saatlerce konuşarak alamayacağı bilgiyi orada görür. İlla Çok genel doğru, cerrahi yazacak çok olan doğru. varsa bunu mutlaka yapsın. Evet. Çok faydasını görecek. Katılıyorum, doğru. Aslında Evet. bunu bütün branşlar için de Tabii ki. söyleyebiliriz. Mesela ben kendi Tabii ki. pediatri istifalıyım. Şöyle söyleyeyim çok samimi bir şekilde. Hocam pediatri asistanlığımın ilk günü gittim. Girdim kliniğe. 2-3 saat geçtikten sonra ben neden buraya geldim diye kendime sordum. İşte. Ve bu soru benim peşimi bir türlü bırakmadı. Bırakmadığı için de istifa ettirdi. Yani hakikaten yani sabaha kadar biri sana bir kliniği veya bir branşı anlatsın ama sen gidip orada bir kez yüzleştiğin an ya o işin içerisine gerçekten girmek istiyor. Şunu yapmak çok güzel bir şey aslında dediğin gibi. Al kahveni, geç otur seyret orayı. Yani çünkü bir daha böyle bir şansın olmayacak. Yani oraya Doğru. asistan olarak girdiğinde öyle bir şansın olmayacak. O yüzden imkanı olan arkadaşlar için aslında altın değerinde bir öneri. Mutlaka gidip o klinikte bir gün vakit geçirsinler ve mümkünse bir günde nöbet tutsunlar. Çok Zaten sevinir. ona rağmen orada kalmak istiyorlarsa hakikaten kalınır. Benim bir arkadaş vardı dahiliye asistanıyken tekrar TUS'a girdi. Tepedik Ürolojiye yerleşti. Dedi ki ben bir gün gidip nöbete orada kalacağım. Gitti. Ertesi gün geldi ya Mustafa ne yaptın? Ben gitmeyeceğim oraya ya dedim. Ne diye gideceğim dedi. Gerek yok oraya dedi. Biz burada yatıyoruz. Evet. Rahatız dedi. Keyfimiz iyi. Çekilir mi dedi. Bir nöbet ürolojiye gitti ve fikir tamamen netleşmiş oldu. Ya. Ama oraya gittiğinde bunu fark ettiğin zaman geriye dönmek ve istediğin bir bölüm için tekrar efor sarf etmek bir yıl. O da her şey iyi Kesinlikle. giderse. Kesinlikle. Kesinlikle. Çok teşekkür Biz ediyorum. Ağzınıza teşekkür sağlık. ediyoruz hocam. Bizi davet ettiğiniz için, konuk aldığınız için biz Tekrar teşekkür tekrar ederiz. tekrar yine ara ara da yayınlar yaparız. Hatta Çok bizim güzel zaten olur. ortak konularımız çok olduğu için öyle de yayınlar yapabiliriz. Çok Yani güzel. Tabii. Olur. hepatobiliyer sistemle ilgili beraber dahiliye, cerrahi zaten iç içe olan noktalar olduğu için öyle Gastroenterologi. yayınlar da yapabiliriz. Çok güzel Ekran olur. paylaşımı YouTube'da falan da onu yaparız. Var aklımda bir şeyler. Yani şimdiden onu da şey Eyvallah. yapmış olursun, yapmamış olsak da şimdiye kadar inşallah ilerleyen vakitte bu mecraları daha aktif bir şekilde de kullanırız hocam. İnşallah hocam. Dinleyen din
Dinleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ben yayını birkaç saat içerisinde veya geç sabah YouTube'a da yüklemiş olacağım. Tekrar içinde arkadaşlar dilerse oradan da izleyebilirler. Yarın da enfeksiyon hastalıklarından Serhat Hoca ile enfeksiyon yayınını yapacağız. Yine bekliyorum. Enfektif. Evet. Enfektif. Enfektif. Serhat Atalar. Evet. Evet. Ellerinize sağlık hocam. Çok emek veriyorsunuz sizin gerçekten. Sizin de ağzınıza sağlık. İnşallah daha yayınlarda birlikte olmak dileğiyle. İnşallah. Seviniriz hocam. İyi akşamlar diliyoruz.